Geldim. Hoş bulduk. Bugünkü konumuz korona ve sigara. Bugünkü konumuz korona ve sigara. <laughs> korona hepimiz korkuyoruz, ama umutsuzluğa kapılmayalım. Ama sigara zaten tek başına bir konu. Koronayı çok fazla işin içine sokmamıza gerek yok. Sigara kullanıyor musunuz? Çok uzun yıllar kullandım. 15 yıl kullandım. Yaklaşık 9 yıl önce de bıraktım. Peki nasıl bıraktınız? Şöyle kısaca. Nasıl başladığımı söyleyeyim. Ben, ben yani sigara o kadar söyleyeyim. ilginç ki ben üniversite 3. sınıfta sigaraya başladım. Bazen e, insanlar duygusal boşluğa düştüğünde yanındaki arkadaşları yardımcı olmak için onlara çeşitli e, seçenekler sunuyor. Benim yanındaki arkadaşım da sigara seçeneğini sundu. Ve babam rahmetli içtiği için herhalde o seçenek bana çok beynime de yatkın geldi. O seçeneği aldım. Denedim bir baktım bir iki ay içinde artık tek tük paket taşımaya şuna buna başladım. Bir yıl içinde aktif içici oldum. 15 yıl devam etti bu. Hatta son 2-3 yıl günde 3 paket sigara içiyordum. Yani bir paketi saat 4'e kadar bitiriyordum ki poliklinik ameliyat yaptım halde. Bir paketi de akşam 8-9'da bitiyordu. Resmen yiyordum yani sigarayı. Ee, fakat e, sonra bir gün düşündüm sigara içenlere lütfen şunu kendilerine sorsunlar kaç yıldır sigara içiyor Bana daha dün gibi geliyordu bir gün düşündüm kaç yıl sigara içiyorum ben de bir baktım 15 yıl olmuş Sigara içerken zaman çok az geliyor yani hastalara soruyoruz ne kadar süredir içtiniz İçiyorsunuz hep azaltma eğiliminde yani 10 yıl oldu ama sorsa o kadar değil. Ya da sigara tanesi olarak ne kadar içiyorsunuz diyorsun. E yarım paket. Aslında bir paketten aşağı değil. Çünkü azaltma elimdeyiz kendimden biliyorum. Şimdi bakıp döndüğümde iki paket, üç paket diyorum ama o zaman bana sorsaydınız bir paket anca bitiyor derdim. Ya da haftada bir paket içiyorum diyenler için söylüyorum. Yani azaltma eğilimindeyiz. Çünkü vücut ve beyin bunun olumsuz bir alışkanlık olduğunu söylüyor. Bir önceki videomuz biliyorsunuz sigaranın faydaları. Ben de sigaranın faydalarına yüzde yüz katılıyorum. Yani insanın sıkıntısını alması, ders çalışırken vaktin geçmesini sağlaması, birini beklerken vaktin geçmesini sağlaması, sevgilini beklerken senin sabırsızlığını ve heyecanını alması, iştahını kapatması gibi, keşke insanın ölümüne sebep olan hastalıklara neden olmasa. Bunlara neden olmasa faydaları çok güzel. Ama buna neden oluyor. İnsanın ölümüne sebep olabilecek akciğer kanseri, böbrek kanseri, mesane kanseri, kalp krizi, ciddi akciğer hastalıkları. Onun için sigaranın faydası vardır ama yoktur. Aristo ile baktığımız zaman. Peki nasıl ben bırakmaya karar verdim? Önceleri hiç düşün, uğraşmadım bırakmak için. Seviyorum bunu içeceğim dedim. Ve daha sonra babamın durumunu görünce babam çok ciddi bir sigara içicisiydi ve nefes almakla ilgili sıkıntılarını görünce rahmetli olmadan önce bir kendime geldim. Dedim ben de böyle olacağım herhalde. Ve sonra nasıl sevgilinizden ayrılırken ayrılık barıştık, küstük barıştık olup artık iş hani argo deyimle de, yalamaya dönerse ne ayrılabilirsin, ne barışabilirsin. Sigarayı da sürekli ben bıraktım, başladım, bıraktım, başladım olduğu zaman bu yalamaya dönüyor. Yani hep bir tarafını sigara senin yanında tutuyor. Ben onun için dedim ki ben bir gün karar vereceğim, belli bir zaman bir ay, bir buçuk ay kendime hazırlayacağım ve ondan sonra bir daha da geri dönmeyeceğim. Yani burada sigarayı bırakmak isteyenlere e, benim nazan önerim şu: önce kafanızda bu sigaranın size faydalı olmadığını, size zararlı olduğunu ve sizin bir yoldaşınız, arkadaşınız olduğu fikrini çıkartın. Ve buna kendinize alıştırın. Kendinize alıştırdıktan sonra da sigarayı o gün geldiğinde nasıl iki sevgili ya biz güzel günler geçirdik ama artık birbirimize zarar veriyoruz. Yan yana durduğumuzda kavga ediyoruz diye ayrılıp Başka yollara giderlerse, ki hiçbir zaman birbirlerinin arkasından da kötü konuşmazlar, iyi de konuşmazlar, özlemezler de. Böyle olduğu zaman ben sigarayı aynı bu şekilde bıraktım. Ayrıldık 2011'de. Bugün bile hatırlıyorum, Cuma günü saat 4'te son sigaramı içtim. Sonra canım çektim, hiç çekmedi. Çünkü dedim ki evet sigara iyi bir sevgiliydi ama şu an bana zarar veriyor. Ee, ve benim insanlarla konuştuğumda sigara içen, ve bırakamayan insanlarla konuştuğumda hep gördüğüm şu. Ya tekrar başlıyoruz. Çünkü ayrıldık şunu düşündüğün takdirde ve şu örneği veriyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım var ama onunla ne zaman buluşsan çok fazla alkol tüketiyorsun ya da kumarhaneye gidiyorsun. Bir sana zararı dokunuyor. Ve o kişiyle buluşmak istemezsin. Dersin ki çok iyi insan ama buluştuğum zaman ya ben alkolden yerlerde sürünüyorum ya kumara gidiyorum paramı kaptırıyorum. İyi bir insan ama buluşmak istediği zaman ne dersin ya biz görüşmeyelim daha iyi. Bu düşünceyi elde ettiğiniz an sigarayı bırakıyorsunuz. Ama derseniz ki aklınız sevgilinizde kalmış, küstünüz, ya barışsak olur mu, ben eskisi gibi olmayız derseniz her zaman barışırsınız, zararını görürsünüz, küsersiniz, barışırsınız, küsersiniz. E, sigara bırakma ilaçları da biliyorsunuz sigarayı bıraktırmak için değil, antidepresif. Ee, olan ilaçlar, şampinçler falan sizin içinizdeki bu endişe hadisesini azaltmaya çalışıyor. Yani bir yokluk hissedip onu doldurmaya çalışıyor. Aslında yokluk dediğin işte senin uzun yıllar birlikte olduğun sevgilinden ayrıldığındaki yokluk. Yani ne yapacağım düşüncesi? Ne yapacağım? Yani ben onsuz bir şey yapabilir miyim? Aslında bu yokluk her şeyde var. Yani bugün çayına şeker atan insan şekeri bıraktığında alışamıyor. Çünkü beyin Aynı şeyin devamını Yap. istiyor sürekli. Alışkanlık kısacası. Alışkanlık. Yani şeker olsun. Mesela sporcular koşan insan eğer 3 gün koşmadığı zaman beyin onu istiyor. Yani rutininden çıkmak istemiyor beyin yeni alışkanlığa. Yeni alışkanlıktan çıkmaması için beyne sizin bunu terbiye etmeniz lazım. Beyne bir ay iki ay boyunca bunun kötü bir arkadaş olduğu vaktini geçirmek gibi anlamsız işler yaptığı iyi bir şey olduğu ama sana zarar verdiği şeklinde beyni ikna ettiğiniz takdirde bir daha geri dönme ihtimaliniz çok zor. Profesyonel mesleğim örolojiye dönersek en büyük e, penis'te sertleşme düşmanı sigara. Şimdi o kadar bir bağımlılık olmuş ki hastaya sigara içtiğin için sertleşme sıkıntı ne oluyor diyorsun. Hasta dikayı ben ondan olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o onun dokunulmazı. Yani onsuz ne yapabileceğini bilmediği için çok sevdiği sertleşme ile ilgili problemi bile ondan ayrı değerlendirmek istiyor. Onun için genç erkeklerde, ileri erkeklerde, ileri yaş erkeklerde nasıl kalple ilgili, kanserle ilgili sıkıntı var. Genç yaştaki erkeklerde de sigara içmek özellikle performansta düşmeye, performansta azalmaya sebep oluyor. Oradan dolayı sigarayı bıraktığınızda bile 3-5 ay içinde çok rahat bir performans artışı, sertleşmedeki ufak tefek sorunların kaybolduğunu görüyorsunuz. Onun için sigara aslında sizin o faydalarını saydıklarımın dışında çok büyük zararları var. Zaten baktığınız zaman faydaları o zaman yok hükmünde oluyor. Anne ya da baba her ikisi içtiği zaman çocuk %80 oranında sigara içme kapasitesine sahip. Anne ya da babadan biri içtiği zaman bu %50. İkisi de sigara içmediği zaman yani çocuk hiçbir zaman sigara içme olayını normalleştiremediğinde beyninde o zaman bu oran %20'lere düşüyor. Ki dikkat ederseniz ki ve görmüşsünüzdür ufak çocuklar bir yaşında anne baba sigara içerken böyle kalemi malemi alıp eline onları taklit ediyor. Çünkü beyin ilk taklitle başlıyor. Sigara bir tutacak bir şey ağza götürülüyor bu bir taklit. Bu takliti daha sonra Ondan dolayıdır ki şimdi sigarada buğulanma ve reklamlar şey Bazı reklamlar çok güzeldi mesela. Ben kendi çocuklarımdan biliyorum. Özellikle o zift reklamı. Beni mesela zorla seyrettirirlerdi sigara içerken. Onlar çocukları çok etkiledi ama daha sonra e, bazı sebeplerle ne sebep olduğunu bilmiyorum kaldırıldı. Çünkü buradaki sigara bırakma olayları aslında yeni nesil kuşak 2010'dan sonra doğan kuşağın sigarayla hiç temas etmeden sigaranın kötülükleriyle büyümesi şeklinde yapılan bir plan bu. O zift reklamında mesela çok güzel yani sık sıkıyordun bir kase zift çıkıyordu. İşte sigara içtiğinizde bu. Mesela benim kızlarım hala söyler sigara içtiğinde zift akciğer bu renk diye. Bundan dolayı sigarayı bırakın çevrenizdekileri bıraktırmak için de maksimum derecede çaba harcayın. Necip Fazıl'a sormuşlar. Neden sigarayı bu kadar çok seviyorsun? Benim için yanan bir tek o var demiş. Necip Fazıl sigaraya bağlı kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmiştir. Elindeyse zaman, dur, geçme, dayat. Bir sigara içmekten daha kısa bu hayat.